feel it in my bones. I can feel it in my veins. Hands in the sky. I can feel the winds of change. You live and you learn, and I hope I've seen enough to make something right. Make up. Yağmur ormanları, Amazon'dayız. I was down, but things are looking up. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Won't you? Biz de anı hatıra bir şeyler biriktiriyoruz. Sony 7S getirmiş yanında. A7S. Evet. Görüntü yönetmenimiz ilerideki YouTube kanalına stok görüntü topluyor. Ben şuradaki şu evi çok beğendim. Gerçi ev mi, restoran mı ama tasarımı çok güzel. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves so somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow. Will you carry me like I am whole again? O kadar güzel bir yer ki hani fotoğraf tutkunuysanız zaten aşağı doğru inemiyorsunuz bizim gibi böyle. Kaç 10 metre yürüdük yürümedik, 10 metrede 1000 tane fotoğraf çektik. Şunu da çekelim, şuradaki ayağı da çekelim, şuradaki boncuğu da çekelim falan filan derken ne hala görüyorsunuz. İlerleyemedik yani fotoğraf çekmekten. Put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Dere olmuş, mesire aladım vallahi. Teşekkür ederim. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew, my will is strong. Selam genç. Şimdi biz böyle biraz turistik amaçlı değil de daha çok ekstrem spor gibi hani bele kadar suya girmeyi hayal ederek geldik. Bele kadar suya girmeliyim, bir dere var burada. O yüzden dere kenarı boyunca şöyle yürüyoruz hani şu mesire alanı şeklinde yerden geçelim de aksıl aksiyona dalalım ya. Atlayacağım mı suya bak? Boydan atlayacağım mı şimdi böyle? Abi atlamasam da ayağımı falan sokacağım ya. Yani bir hayallerimiz var, bir umudumuz var, bir şeyimiz var. Bakalım. Yol nereye kadar gidiyor? Şu dağlara kadar çıkmayız inşallah. Yok be. Dağlara kadar yürürüz ya, ne olacak? Centilmen erkek. Gerekirse kamerasını fırlatır. Seda'yı tutar değil mi? Küresel ısınmadan dolayı çok yağmur yağmamış Mason ormanlarına. Normalde burası böyle maçeteyle falan geçeriz. Ağaçları kese kese. Az yağış aldığı için bitkiler de fazla büyümemiş. Rahatlıkla geçiyoruz. En sonunda ayak sokacak bir yer bulduk. Sok. Sok ayağını. Ne yapalım, ilerleyelim mi?
Oradan gidelim ya. Aksiyon orada. Yağmur ormanlarına gelince yanınıza alacağınız ekipmanlar 1. Batu 2. Ulvi 3. Sony kamera 4. Seda. Şimdi bir anakonda yılanı vursak size onu göstereceğiz. Şişirip yiyeceğiz. Ağacı kırabiliriz. Biz de Batu dikkat. Adam Tarzan ya. Bak nereden yakalandı. İşte aşkın gücü. Sevginin gücü. Leon'du profesyonel. Evet, ilerlemeye devam. Otağımızı buraya kuruyoruz. Burada kalmaya karar verdik. Çıkart terlikleri. Bir boy ver bakalım. Derin mi ya? Boy verdim. Evet. Soğuk mu? Boy bu. Soğuk güzel. Valla. Evet. Olivia'ya tutunuyorum. Ah. Oh, buz gibiymiş valla. Oh, çok al, iyi geldi. Al şişe, al. Al, herkes atmış. Hep doğayı kirletmiş. İşiniz gücünüz yok. Hani doğayı koruma, nerede? Yok. İnsanlar. Evet, benim değirmen dere vlogumu karikatüristvari bir şekilde eleştiriyorlar. Al, su. İki hidrojen, bir oksijen bir araya gelmiş. Al, gelmiş. Soktuk ayağımızı, çıkacağız şimdi. Heh, ne oldu? Deniz, tatil. Yalnız ben buz tuttum. Arkadaşlar, su buz gibi. Kemik. Müthiş. Ayaklarım dondu yani. 10 saniye falan durdum, içinde ayaklarım dondu. Serinlemek için çok güzel bir etkinlik. Kuru Dere Kanyonu. Yağmur ormanları, Amazon'dayız. Şimdi geldiğimiz yoldan geriye dönüp restoranlara doğru ilerliyoruz. Su falan işte, biraz atıştırmalık bir şeyler yiyeceğiz.
Nazar köyün sembolü nazar burada da bol bol bulunuyor. Her yere zaten nazar takmışlar. Zaten Nazar köyün hikayesi de şöyle, dünyadaki ilk nazar boncuğu burada yapılmış diyorlar. Yalanmış, o yüzden yalanmış. Tüm ağaçlara böyle nazar boncukları yerleştirmişler. Her yerde nazar boncuğu var. Nazar boncuğu kaynayan bir yer. Evet arkadaşlar, nazar boncuğu alacak mısınız? Nereden? Neden? Dükkandan. Neyse, suyumuzu içelim. Bize nazar değmez ya. Evet, Nazar köye geldiğinizde kesinlikle bir gözleme yemeden gitmeyin. Çok güzel buranın gözlemesi. Bir yandan böyle araçlarla iç içe bir yer. Sürekli araç geçiyor. Başka bir yol yok çünkü. Nazar köyde bol bol nazar var. Artık restoranlara, gözlemecilere kadar her yerde nazar görüyorsunuz. Bu köyde kadına şiddet yok. Şimdi oradaki de Hitit kabartmasıydı. Burası tarihi bir yer. Eskiden Hititler yaşamış burada. Yukarıda da Hitit kayası mevcut. Ancak dağın başında olduğu için öyle ulaşım kolay olmadığı için oraya gidemiyoruz. Evet, bizimkiler dondurma bulmuş. Dondurma yiyorlar. Nereden buldunuz hemen yani dondurmayı? Burada dağıtıyorlar. Arabada bitmiyor ki arkadaş. Vallahi yani gezerken çok dikkatli olmak lazım. Sürekli araba geçiyor burada. Evet, artık yavaş yavaş kapanışı yapalım. Ulvi Karayiğit ve evet, Seda Gürdal'la gezdik, tozduk. Kurudere Kanyonu'na ayaklarımızı soktuk, orayı gezdik. Daha sonra size Nazar Köyü tanıtmaya çalıştık. Bu videoyu beğenip abone olmazsanız kanala size de nazar değebilir, haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Nazar köyden çıktık. Torbalı'ya doğru gidiyorduk. Torbalı'ya doğru giderken bu dağın üzerinde Karabel Geçidi diye bir yer var. Burada çok güzel bir restoran var. Buranın yayık ayranı çok güzel. Ayrıca çay falan da içebilirsiniz. Ve burada Karabel piknik alanı da var. Giriş çok cüzi bir fiyata, giriyorsunuz içeriye. İçeride lavabo falan mevcut ama işte duş falan imkanı yok. Burada kamplayabiliyorsunuz, kamp atabiliyorsunuz yani bu tepede. Orman içerisinde. Şimdi bir ayran içelim.